İsmail abinin o gemi gelecek dediği yerdeyiz. Gemi hala gelmedi, 9 yıl oldu. Değişen tek şey 3. köprü oldu. Manzarayı biraz değiştirmiş. Ama gemi hala gelmedi. Kireçburnu'ndayız. Leyla ile Mecnun'un çekildiği yer. İşte Erdal Bakkal'ı size göstereceğiz ne halde olduğunu. İskender'in evini göstereceğiz. Ondan sonra İsmail abinin sahil bölgesini göstereceğiz. Bir de burada ayrıca bir diziyle ortak çekilmişti. Hangi dizi? Mesaj çetisiyle ortak çekilmişti. Hangi sahneyi hatırlıyorsun orada? Valla sahne tam şey, bir ifade vermek için gelip... Abi kim? Leyla ile Mecnun'da oynuyor muydu? Aynen. Kim? Ben sizi tanımam da Leyla ile Mecnun'da oynamıyorum. Yok, Leyla ile Mecnun'da oynamıyorum ama Behzat Çetisi de oynadı. Baştan sona kadar izlediğim için... Şurada dizide... Burada Leyla ile Mecnun'da evet. Aynen bir dizi şey vardı. Hatta Leyla ile Mecnun burada buluşmuşlardı sanki bir ara, değil mi? Aynen. Bir canlandıralım şey abi, bir kenara geç. Ben Leyla mı olayım yoksa Mecnun mu? Sen Mecnun ol abi, ben Leyla olayım. Sahne nasıldı? Abi hatırlamıyorum ki sahneyi. Yanlışım yok da şöyle bir şey. Burada bir bank var diye hatırlıyorum. Abi baksana. Yeri duruyor zaten. Ayağıma bakıyor. Sanki aynen. Bak, yere, bank tamam, bankın yeri bırak. Doğru. Belki dizi içinde konmuş, sonra kaldırmış da olabilir. Bir de bank dışında bir de 3. köprü aynen. Değişti. 3. köprü yapıldı. 3. köprü yapıldı ve manzara biraz değişti burada. Erda İsmail abinin el salladığı yer. Tam olarak şurası. Ayrıca şöyle bir şey de vardı. Behzat Ç ile ortak bir bölüm çekildi. Hatırlarsan. Evet. İşte gelip konuştuk zaten. O ekibi alıp. Behzat Ç ile bir bölüm çekildi. Orada bir Kamil karakteri vardı. O sen miydin yoksa? Yok, Kamil karakteri ben değildim ama dizi izledim yani Behzat Ç'yi baştan sona izlediğim için Leyla ile Mecnun'u hatta anlattım, bitiremedim. Behzat Ç'yi tamamen izlediğim için onu biliyorum. Öyle bir sahne hatta buradan gelip onları toplayıp şeye götürmüşlerdi. O Kamil de almak için Ankara'ya götürmüşlerdi. Kamil'e işte Kamil diyor. Erdal Bakan'ı soruyor. Aynen. He. Orada konuşulan Kamil gibi bir şey söylüyor. Evet. O da abi adını nereden biliyorsun falan diyor. Abi gelmiş geçmiş var. En iyi komedi dizisiydi. Behzat Ç'yi de. Ama ben şeyi fark ettim. Behzat Ç'yi de ben 3-4 bölüm izledim bıraktım. Abi Leyla ile Mecnun'u çekildi her yere böyle zil tepmişler bak. Orada da var. Ya şöyle bir şey var. Mesela şimdi ileride gidersek gösterebilirsek gösteririz. Yerlere kadar Leyla ile Mecnun terimleri yazılmıştı. İsmail abinin ismi yazılmıştı. Behzat Ç'nin terimleri yazılmıştı. Vardı. Evet, hepsi vardı. Aynen. Şimdi var mı bilmiyorum. Birazdan oralara da gideceğiz. Varsa yer çekeriz. Hadi gidelim. Evet, şimdi Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal'ın bakkalına geldik. Bakkal deme bin şahit ister. Zaten bakkal değildi abi. Bilmiyorum. 100, 200, 100, 100, 100, 200, 200, 100. Abi tinercilere yuva olmuş resmen. Döner tezgahı buradan gidelim. Abi. Döner tezgahı yok, bakkal yok, Erdal bakkal yok. Bir dönem belki de en fazla izlenen diziler arasındaydı. Ki şu anda da hala eski bölümleri izleyen arkadaşlarımız var. Keşke o dönem televizyondan izleselerdi. En azından renti kalmadı diye bitirmeselerdi bu diziyi. Bir dönem Erdal Bakkal'a bir sürpriz yapılmıştı bir grup genç tarafından. Şuraya Erdal Bakkal'ın karografi mi diyorlar, ona ne diyorlardı? Karikatür tarzı bir resmini çizmişlerdi, çay bana yazmışlardı. Onun üstüne kireç çekilmiş, zaten alt planda var, belli ediyor azdan. Onun yerine Leyla ile Mecnun'un sözleri yer almış. Çekiyoruz da kimseye inandıramayacağız buranın Erdal Bakkal olduğunu. Abi çok hor kullanmışlar, artık ne yapmışlarsa. Resmi çekiyorum ama kimse inanmayacak benim burada resim çektiğimi. Ben bile inanmıyorum şu an, bura nasıl Erdal Bakkal'ın yeri. Arabaya dönmüş, ben olsam çok zor bir şey değil yani. Etrafını şöyle kapatırdım, kalırdı. Bence müzelik olabilecek bir yer yani. Sana çek oğlum, sana çek. Abi benziyor mu? Evlan burası ora. Ayıp olur ha. Işte. Neredesin? Neredesin abi? Malatya'lıyız ya. Malatya, biz de Urfa'lıyız. Abi biz de geldik. Çok ben İrlanda'da yaşıyorum da yerim de Berlin'de yaşıyorum. Abi çok harabe. Anlaşılmıyor ama bura ora. Abi isim neydi isim? Sizi de koyalım YouTube kanalımıza. Benim isim Erdal. Erdal mı? Malatya. Adaşının bakkalıydı abi. Adaşının bakkalıydı. Erdal mı abisin? Vay anasını.
Abini çek bro. Mustafa Çiçek, Malatya Spor Başkanı da ya. Allah Allah. Valla Berlin'den geldi. Nasıl abi? Dizideki gibi mi? Ama hiç benzemiyor lan. Abi çok şey yapmışlar ya. Yakmışlar lan burayı. Valla yakmışlar. Abi normalde de okula ait bir alan. Arka tarafı okuldu. Tabi lan rampa aşağıydı. Buradan gidilip gelirler. Şurada abi, abi şurada döner tezgahı vardı. Erdal Baktan da genelde burada durur. He he. Hadi gel, gel gel yanıma gel. Abi yeğenimi iyi çekil gel. Sen bana hiçbir şeyini ver abi. Siz izliyor muydunuz? TRT 1'de Leyla İmajını izliyordun mu? Hayır izlemiyordum. Evet şimdi Bakkal'ı gördük, arabaya dönmüş. Şimdi İskender'in evine gideceğiz. Bakalım orası ne durumda. Ya Erdal Bakkal'ı gördük, İskender'in evine gideceğiz. Oradan da bir İsmail abinin sahiline gideriz. Zaten 3 yerde çekiliyordu. Bura umduğum gibi çıkmadı abi. Ben olsam şöyle bir şey... Gerçek ya çok anlamda... zor bir şey değil. Aynı renge boya, kapat kenarı. Zaten kimse kullanmıyor. Gerçek anlamda buraların müze yapılması gerekiyor bence. Leyla ile Mecnun dizisi yani. Hakikaten de gelmiş geçmiş. Yok, kimse en de kullanmıyor. Kullansa diyeceğim tamam. Boya eski rengine, kapat kenarı. Yani görüntüsü güzel olsun. Yapmadık bir döner koşuyor. Hadi geçelim. Neyse buraya. O zaman çay Erdal Bakkal'da içilir. Bak koca adam gidişe bak. Topukları neticesini döve döve. Yuh çok ayıp. İnşallah böyle ağzının üstüne kapaklanırsın da. He? Zaten yazmasa da çıkacak. Ama harbi şey bak. Şimdi her yer köpek dolu. Evi de tutmuşlar, göstermek istemiyoruz. İşte burası. Aslında bir göstersek. Ya İskender'le Mecnun'un yaşadığı ev. Gel. İskender'le Mecnun'un yaşadığı ev. O kadar tehlike atlattık, gösteremiyoruz. Evet. Bir saniye göster. Şöyle. Abi. Kötü bir niyetimiz yok. Baktık gidiyoruz. Şura bakma rahatsız ettiysek. Özür dileriz abi. Bak ne kadar sakin oldu. Canım benim. Biraz abi, tatlı değil, tatlı değil, tatlı değil. Ben dizinin fanatiğiydim. Yani çoğu kişi belki bilmez ama buradan çok aşağıya, sahile gittikleri oluyordu. Öyle bir şey yoktu lan dizide. Ya işte Adana desin, herhalde biz orayı görmedik. Mecnun! Hıvap! Ne yaptın? Neyi yaptın? Su faturasını yatırdın mı diye sormuyorum herhalde değil mi? Yengeyle ne yaptın? Aynı! İsmail abinin o gemi gelecek dediği yerdeyiz. Gemi hala gelmedi, 9 yıl oldu. Değişen tek şey 3. köprü oldu. Manzarayı biraz değiştirmiş. Ama gemi hala gelmedi. Evet, dizinin başrollerinden Mecnun'un yanındayız. Film bittiği için çok üzgünüm. 9 yıl oldu. Ama film... seni yakaladık burada. Aynen. Neler söylemek istiyorsun? İyi yakaladınız. Film bittiği için çok üzgünüm. Keşke bitmeseydi. İyi para kaldırıyorduk. Maske kapandı zaten. Kimseye ama ben oldu. Menajeri olarak bunu söyleyeyim. Başka dizilerden teklif geliyor ama sırf kendisi, filmin şeyi için almıyorum. Sırf bu filmin şeyi bozulmasın diye. Yani, bir daha başka bir filmde oynamak istemiyorum. Mecnun olarak kalmak istiyorum. Evet, aynen. Mecnun olarak kaldı zaten. Aç kalmışsın abi. Yapacağım bir şey yok, aç kalalım. Mecnun için açalım, sıkıntı yok. Sürekli buralarda zaten. Burada Leyla de Mecnun dizisi burada çekildi zaten. Burada sürekli buralarda geziyor. Herkes tanıyor ya burada. Tabii tabii. Ya, yani. O da öyle geçiyor. Ne yapsın artık? Dizilerde oynamıyor. Bıraktı dizide oynamayı. O gemi mutlaka bir gün gelecek Mecnun! Ah be abi ne gemiymiş o? Gemiyi de gemi, gemiyi de gemi. Ne var ki o gemide o kadar? Babam!